En iyi yaptığı şey nohut. Yıllar önce ziyaretçiler geldiler bu eve. Onları tam şurada ağırladım. Hayır, komik değil. Lavabonun orada. Bir tane meyve sıkacağı almışlar. Elektrikle çalışan bir şey. Bırakın gidin dedim. Çünkü evde kalmalarını istemiyordum. O meyve sıkacağının geldiği günden sonra yaklaşık bir yıl boyunca her gün meyve sıktım kendime. Bir sürü su, meyve suyu. Sonunda bir de matara aldım. Her gün erik suyu hazırlıyordum kendime. 200 gram erik alıyordum. Aşağıdaki marketten. Şarküteri reyonundan. İlginç değil mi? Manav reyonunda satılmıyor erikler. Şarküteri reyonunda satılıyorlar. Erikleri alır eve gelirdim. Neşe içinde. Tam şurada misafirleri ağırladığım lavabo önünde. Eriklerin suyunu çıkarır matarama doldururdum. Oradan da doğru Beyoğlu'na çıkardım. Metroya binerdim. Neden biliyor musun? Çünkü metro yerin altında yol alırken benim hareketsiz durarak ilerliyor oluşum tuhaf bir haz veriyordu bana. Üstelik yerin altında ilerliyorsun. Aman Tanju, itirazın gerek yok. Sakin olmak lazım. Rakip sahanın tam ortası. Topun arkasında yine Frekazi. Ceza sahasında Uğur, Tanju. Frekazi vuruyor. Ne gol! Ne gol! Ne gol! Ne gol! Ben de Beyoğlu'nda Irish Pub'daydım. İçerisi kalabalık. Sigara dumanı ve bira kokusu ruhlarımızı yüceltiyor. Ve bütün gözler yukarıya doğru bakıyor. Televizyon ekranlarına. Merakla maç izliyorlar. Ben de merak ettim. Başımı kaldırdım. Ryan Giggs sol tarafta köşe atışı kullanıyor. Tıpkı 1000 yıl önce yaptığı gibi. Çünkü Manchester'ın sol kanadında benim bildiğim, yani hesaplarıma göre yaklaşık 1000 yıldır Ryan Giggs koşar. Ve sanki sonsuza dek koşacakmış gibi. Ryan Giggs, sonsuzluğun simgesi. Her şey bir gün biter sözüne karşı antitez Ryan Giggs. Her zaman sol tarafta. Yani elinde bir silah, sen çözemiyorum. Eğer elindeki bir şaka olmasaydı bu gece beni öldürmek için gerekçen ne olurdu? Gerekçe mi? Neden bir gerekçenin peşindesin ki? Her gün sayısız insan ölüyor. Tıbbi nedenler dışında hiç gerekçesiz. Sadece ecel diye. Ve hiç kimse sorgulamaz. Ama söz konusu bir cinayet olduğunda tüm insanlar bir gerekçe peşinde. Hatta kurban bile.
karşıda gördüğünüz adam benim. Tam adım Cemil Kızılkurt. Ve benim bir düşünce hastalığım var. Zihnime HIV bulaşmış. Bağışıklık sistemim çökmüş orada. Doktorlar hastalığıma isim bulamıyorlar ama bir şekilde eminler iyileşeceğime. Bazı geceler elimde eski ahit sokağa çıkıyorum. İşaretler arıyorum kitapta. Ve Tanrı'nın benimle konuşmasını bekliyorum. Tıpkı Musa peygamberle yaptığı gibi. Ama konuşmuyor. Kendimi Musa hazretleriyle bir tuttuğumun düşünülmesini istemem. Ama bu ayrımcılığa alınmıyor da değilim. Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda kraldım. Ülkedeki tüm insanlarla ahbaptım ama ülkenin ismini bilmiyordum. Zaten ülkenin ismini değil, insanları yönetiyordum. Ve bir de un değirmenlerini. Un değirmenlerini? Evet. Bu çok güzel. Çünkü ben çocukluğumdan beri hep bir un değirmeni yönetmek istemişimdir. Ama bunu başaramadım. Neyse ki dostum, sen en yakın arkadaşım olarak bunu başarmışsın. Bir rüyada bile olsa. Ve bana bak. Çünkü içtenliğimi görmeni istiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü bu un değirmenleri yönetiminden pay almak istiyorum. Hem de ciddi bir pay. Madem kralım, ülkemin topraklarında bir gezintiye çıkayım dedim. Dağlık alanında dolaşırken çok önemli birine rastladım. Kime? Ryan Giggs'e mi? Giggs'ten bir parça daha önemli biri. Tüm bilinemezleri bildiğini iddia ediyor. Bir tanrının yoldaşı Silenus. Bir soru sormak istedim. Sen gerçekten şaşırmışsın. Yani anlamıyorum, Giggs'ten daha önemli kim olabilir ki? İki gün önce kafana bira kasasıyla darbe alıyorsun. Her ne oluyorsa oluyor. Sonra buraya kadar gelip ve sanki ne dediğini bilmezmiş gibi bana Ryan Giggs'ten daha önemli biri olduğunu söylüyorsun. Yani madem tüm bilinemezleri bildiğini iddia eden biriyle karşılaştın ve ona bir soru sordun. Umarım bir sonraki haftanın iddia sonuçlarını sormamışsındır. Ne sordun? Ona bir insan için hayatta en önemli ve en mutluluk verici şeyin ne olduğunu sordum. Cevap verebildim. Önce sustu. Cevap vermek istemedi. Bunu duymak istemezsin dedi. Ben de ısrar ettim. Ben ısrar edince önce aşağılayıcı bir kahkaha attı. Sonra ciddileşip konuştu. Senin için en iyi olan şeye asla ulaşamazsın. Çünkü iş işten geçti. Bir insan için en iyi şey hiç doğmamış olmak. Var olmamak, yani bildiğin hiç olmak. Bana tam olarak bunları söyledi. Haklıymışsın. Ya bunları söylediğine göre Giggs'ten söylediğin gibi bir parça daha. Ya şu kadarcık bile olsa daha değerli biriymiş. Neydi bunun adı? Silenus mu? Silenus. Yani elinde bir silah, sen çözemiyor. Eğer elindeki bir şaka olmasaydı bu gece beni öldürmek için gerekçen ne olurdu? Gerekçe mi? Neden bir gerekçenin peşindesin ki?
sayısız insan ölüyor. Tıbbi nedenler dışında hiç gerekçesiz. Sadece ecel diye. Ve hiç kimse sorgulamaz. Ama söz konusu bir cinayet olduğunda tüm insanlar bir gerekçe peşinde. Hatta kurban bile. Hem bak, bilmen gerekir. Bir gecenin kontrolü benim gibi birinin elindeyse, o gecenin fıtratında ölüm vardır. Abi işim bittiyse bir Facebook'a girebilir miyim? Mesajlarıma bakacağım. Yeah, the Bill of Rights. Don't say something about going after what makes you happy. My point is I'm pursuing something and nobody looks too happy about it.